Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda Fine Art fotoğraf tekniği nedir ve Lightroom'da nasıl uygulanır detaylarıyla anlatacağım. Ben Nizi Gözen, kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitimi izleyen herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fine Art fotoğrafçılıkla alakalı size iki tane yöntem göstereceğim. Bir tanesi en basit olanı, parayı vereceksiniz arkadaşlar, düdüğü çalacaksınız. Benim birazdan sizlere sunduğum tüm hazır ayarları indirip hızlı bir şekilde fotoğraflarınızı düzenleyebileceksiniz. Şayet bunu yapmak yerine ben bu işlemi baştan sona öğrenmek ve presetlerin nasıl hazırlandığını görmek istiyorum diyorsanız videonun devamına Fine Art fotoğrafçılıkla alakalı hazır ayarları ve PSD dosyayı satın almak için de alt kısımda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Gelin istiyorsanız biz yavaş yavaş düzenleme işlemlerimize başlayalım. İlk başta arkadaşlar Fine Art fotoğraf nedir? Bir onun üstüne konuşmak gerekiyor. Fine Art arkadaşlar aslında bir sanat dalı olarak karşımıza çıkıyor. Burada ışığın konumu, modelin kılık, kıyafeti, saçı, rengi birçok detay işin içerisine giriyor. Arka taraftaki fona kadar bunlara dikkat etmenizi, ışığın doğrultusunda iyi ayarlamanız, fonu ve oluşturacağınız ortamı, ambiyans ona göre de yaratmanız gerekiyor. Fine Art aslında arkadaşlar özel bir tarz değil. Bunu tamamen sizin kendiniz ve yaratıcılığınızla ortaya çıkarttığınız bir durum. Yani bu fotoğrafı Fine Art'a göre benim nasıl düzenleyeceğimle sizin nasıl düzenleyeceğiniz tamamen farklı olabilir. Zaten oluşturacağımız presetlerde de bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi ben buraya geliyorum arkadaşlar. Preset kısmına artıya tıklıyorum. Import preset diyorum. Benim Fine Art için oluşturduğum 6 tane özel hazır ayar var. Bunlardan ben birincisini seçip düzenlemeye başlayacağım. Burada bir tanesini seçtikten sonra arkadaşlar gelip import'a tıklıyorum da. Bu da son olarak arkadaşlar 6. presetimin verdiği Fine Art etki. Bunlardan herhangi bir tanesini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben burada birincisini baz almıştım, tıklıyorum. Burada size birinciye tıkladıktan sonra oluşan görüntünün temel ayarlarla nasıl oluştuğunu detaylarıyla anlatacağım. Ayrıca ufak tefek düzenlemeler de yapacağım. Buradaki renk tonlamalarındaki problemleri gidermek gibi. Şimdi Basic sekmesine geliyorum arkadaşlar. Bakın burada Kelvin değerini 6500'e, tinti de artı 6'ya getirmişiz. Exposure'la herhangi bir oynama yapmamışız. Contrast -21. Highlight -29, Shadow -17, White -18, Black de -26. Ben sizin yerinizde olsam kalemi kağıdı alır bunları bir not ederim. Texture +13, Clarity +8, Dehaze de -10, Vibrance +8, Saturation da -8. Şimdi bu ayarları yaptığınız zaman fotoğrafın temel ayarları bitmiş oluyor. Beni burada rahatsız eden şey buradaki tonlamanın biraz fazla renkli olması. O renkliliği de almak için birazcık ben saturation'ı düşüreceğim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bakın şöyle -35-36 yaptığımız zaman daha da güzel gözüktü bize görüntü. Hatta ben şöyle bir şey daha yapabilirim arkadaşlar. Birazcık shadow'u açacağım bu fotoğraf için. Biraz daha görselimi aydınlatmak istiyorum. Evet şu an daha iyi. White balance'a herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Temel işlemlerim bitti. Ton kör eğrisine tıklıyorum. Burada yapılmış herhangi bir değişiklik var mı? Kontrastta bir medium kontrast işlemi yapılmış. Bu şekilde kalabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmamış. Buradan gelip red kanalına bakıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Green kanalına bakıyorum. Blue kanalına bakıyorum. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Sonra HSL'ye geliyorum arkadaşlar. İşte evet bizim buradaki renk tonlamamızı sağlayan kısım demek ki HSL. Burada HSL'de bayağı bir işlem yapılmış. Hue, Saturation ve Luminance'ın kısaltması olan bu işlemler arkadaşlar Hue'da renk sapması yani renk değişikliği, Saturation'da o renklerin doygunluğu, Luminance'da ise o renklerin parlaklığı değiştirilmiş. Hue'ya geliyorum. Buradaki yapılan işlemlerde Orange ve Yellow düşürülmüş. Başka da herhangi bir ayar yapılmamış. Şimdi ben bu Orange'ı birazcık sağa doğru çekersem biraz soluk oldu. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Aynı şekilde Yellow'a da yapacağım. Birazcık sağa doğru çekeceğim arkadaşlar. Oluşan görüntüyü merak ediyorum. Biraz daha alayım. Çok fazla etkilemiyor. Yine Ctrl Z ile hatta iki kademe işlemleri geri aldım. Orange'ı biraz sola doğru çekersem yok çok fazla turuncu oldu. Yine Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Hatta
Birazcık sağa doğru çekip şöyle eksi 12, 11 gibi bir değer yaparsam evet şu an sanki daha iyi oldu. Saturation yani doygunluğa geliyorum. Gördüğünüz gibi bizim fine art fotoğrafta kullandığımız red, orange ve yellow tonları artılara kadar getirip ciddi anlamda doygunluk sağlamış. Bunları belki birazcık şöyle kısarsak bu fotoğraf özelinde daha da güzel olabilir. Evet şu an sanki daha iyi. Yaptığımız işlemin öncesi ve sonrasını görmek için Y tuşuna basabiliriz. Evet şu an istediğim etkiyi biraz daha elde etmiş durumdayım. Sonra luminance parlaklığa geliyorum arkadaşlar. Burada da parlaklık birazcık arttırılmış. Orange'ı biraz daha açarsam yüz aydınlanacak. Evet burada mesela bu fotoğraf için birazcık aydınlatıyorum. Yellow'u belki kısıp arka tarafı koyultabilirim. Red'i kısarsam da ciltte birazcık değişiklik oluyor. Çok da problemli. Hatta üstüne çift tıklayıp resetleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Split Tuning'de herhangi bir işlem yapılmış mı? Evet burada da bir renksel değişiklik söz konusu. Biraz daha kahverengi tonları buradan eklenmiş. Değiştirmek istersek buraya gelip bunlara da istersek şöyle müdahale edebiliyoruz. Mesela şöyle bir ton yapacağım. Biraz böyle sarımsı tonlar ağırlıklı olsun istiyorum. Bu yaptığım işlemler arkadaşlar highlight ve shadow'a etki etti. Burada hue değeri artı 26'ya saturation 11. Shadow'da da 65'e 26. Burada istersek saturation'ları birazcık düşürebiliriz. Mesela bunun saturation'ı ben birazcık gölgeler için düşüreceğim. Şöyle. Daha iyi oldu. Balansı da artı 50 yapmışız. Şunu da artı 30 gibi bir değer yaparsak sanki daha iyi oldu. Yine Y'ye basıyorum. Evet. Doğallığı bozmadan gördüğünüz gibi fine art etkisini korumaya devam ediyoruz. Bakalım detail'de ne tarz bir işlem yapılmış. Bir keskinleştirme işlemi var. Şuradaki ikonu tutup şöyle gözün üstüne gelirsek yaptığı etkiyi görebiliriz. Burada masking'in üstüne gelip arkadaşlar alt tuşuna basıyorum. Ve sağa doğru çekiyorum. Sadece belirlediğim alanların keskin olmasını istiyorum. Şu an bence yeterli. Gördüğünüz gibi sadece gözler ve belirlediğimiz alanlar keskinleşmiş oldu. Noise Reduction uygulanmış. Onlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Lens Correction'a geliyorum. Herhangi bir işlem yapılmamış. Yaparsak ne tarz değişiklik oluyor bir bakalım. Köşelerdeki kararma gitti. Burada tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu köşelerdeki kararmayı gidermek isterseniz kullanabilirsiniz. Ya da kapatabilirsiniz. Burada hatta kullanılan lens ve detayları da görebilirsiniz. Ben şu an için kapatacağım. Altta efekt kısmı var arkadaşlar. Efekte vinyet işlemi uygulanmış. Gördüğünüz gibi post-crop vinyet. Siz bunun değerlerini biraz daha arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben birazcık şöyle arttıracağım. Dramatik havayı değiştirdi. -43 yaptım. Midpoint 40. Feather'da 80'de. Highlight'te herhangi bir işlem yapmadım. Grain'de zaten bir işlemimiz yok. Efekt kısmına geliyorum. Pardon özür dilerim. Efekte değil. Calibration'a geliyorum. Burada da ufak tefek renk ayarları var. Gördüğünüz gibi kırmızının hue'su yani renk sapması ve saturation arttırılmış. Ayrıca yeşilin hue'su yani renk sapması arttırılıp saturation düşürülmüş. Mavide de hue ve saturation düşürülmüş. Buradaki ayarları not alarak işlem yapabilirsiniz. Belki ben çok azıcık kırmızının saturation'ını düşüreceğim. Burada cilt tonunun daha doğal olmasını istiyorum. Çünkü bunu eksi 10 yaparsam pardon şuradan eksi 10 diyelim. Evet. Daha iyi bence oldu. Diğer ayarlarda herhangi bir işlem yapmayacağım. Onlar eksi de kalabilirler. Eğer çok kırmızı geliyor bana derseniz belki maviyi şöyle birazcık daha arttırabilirsiniz. Sanki daha iyi oldu. Eksi 2 yaptık. Yine Y tuşuna basıyorum arkadaşlar. Öncesi ve sonrası hallerini görebilirsiniz. Gayet bence güzel oldu arkadaşlar. Bu fine art düzenleme, renkler ve tonlamalar da hoş oldu. Birazcık yüz aydınlatmak için buraya benim kullandığım hazır ayarlar harici bir radial filtre oluşturacağım. Bunu siz de yapabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra efekte çift tıklayıp tüm ayarları resetliyorum. Sonra da gelip şuraya tamamen yüzü kaplayacak şekilde bir alan seçiyorum. Şuraları da birazcık büyüteceğim. Burada istediğimiz her türlü değişikliği yapabiliriz. Mesela bunu birazcık maviye çekersem ne olacak? Yok, biraz solgun oldu. Bunu istemiyoruz. Birazcık exposure'la
arttıracağım. Bu kadar da değil tabi. Eksi, pardon, eksi değil, artı böyle 0.30, birazcık yüz aydınlansın istiyorum. Çok az yüzün saturation'ını düşüreceğim. Çok o renk parlaklığına ihtiyacımız yok. Evet, şu an iyi oldu. Birazcık clarity'yi kısacağım arkadaşlar. Biraz da texture'ı kısacağım. Şöyle yüzü biraz daha soft bir hale getirmek istiyorum çünkü. Gayet güzel oldu bence. Buradan feather'la da geçişi ayarlayabiliriz. Evet, yüzdeki etki benim için ideal. Nereye işlem yaptığımızı görmek istersek de şuradan show select mask overlay dersek arkadaşlar, gördüğünüz gibi yüze işlem yaptığımızı görebiliriz. Done diyorum. Son olarak da gözleri keskinleştirmek için birazcık yakınlaşıyorum. Şu an %100 oldu. Gelip buradan arkadaşlar fırça aracına tıklayacağım. Yine efekte çift tıklayıp ayarları resetleyeceğim. Buradan texture, clarity, birazcık da sharpness alıp buradaki ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Sonra da fırça ayarlarını birazcık size'ı büyütüp feather 50'de, flow ve density %80'lerdeyken arkadaşlar gelip şöyle gözü keskinleştirdim. Şuradan öbür göze gelelim. Sonra gelip arkadaşlar buradaki gözü de yine keskinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğim etkiyi elde etmiş oldum. Birazcık daha dramatik hava katmak istersen buradaki gradient filtre gelip yine efekt ayarlarını bir resetliyorum. Burada da birazcık exposure düşürüp biraz daha dramatik havayı arttıracağım. Done dediğim zaman arkadaşlar işlemlerim bitmiş olacak. Y harfine bastığım zaman da gördüğünüz gibi fine art bir fotoğraf düzenlemeyi baştan sona hem presetleri kullanarak daha sonra da müdahale ederek yapmış oldum. Siz de benim yaptığım ayarları uygularsanız arkadaşlar bu tarz fotoğraflar ve efektler elde edebilirsiniz. Bu ayarları da kendi presetlerinize kaydetmek isterseniz arkadaşlar preset sekmesinin üstünde artı var, buraya tıklıyorum. Buradan create preset diyorum arkadaşlar. Buradaki tüm ayarlar check all olacak şekilde seçiyorum. Buradan gruba geliyorum. Benim yüklediğim presetlerin içerisindeydi fine art preset. Mayıs 2020 diyelim, diğerlerinden biraz daha farklı olsun, create diyorum. Gördüğünüz gibi Mayıs 2020'nin içerisinde bu ayarlar duruyor. Ben bu fotoğrafı ilk defa yüklemiş olsam resetleyip ondan sonra gelip Mayıs 2020 presetine tıklarsam gördüğünüz gibi tüm ayarları da otomatik olarak fotoğrafıma uygulamış olacak. Siz de şayet fotoğraflarınızı bu şekilde düzenlemek isterseniz hem Fine Art preset setimi isterseniz satın alabilirsiniz. Dilerseniz de bu videodaki gibi tüm ayarları baştan sona yaparak sizler de fotoğraflarınızı hızlı bir şekilde bu tarz tonlamalar yaparak düzenleyebilirsiniz. Ben Nezi Gözen, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımızın katıl butonu aktif. Dilerseniz de oradan bize destek verebilirsiniz. Farklı bir eğitimde ve içerikte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Esen kalın.